Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizinle şöyle güzel bir parça işlemesi yapmak istiyorum. Şimdi işleyeceğim parçayı kısaca anlatayım. Üzerinde gördüğünüz gibi dişler var. Ters dişler bu, sol diş. Artı tersten işlemesi gereken yerleri mevcut. Delik var içinde de. Bu şekilde bir parça. Bu parçayı işlerken hangi takımları kullanıyorum? Bunu da isterseniz göstereyim. Şimdi şöyle yapalım. Delik delmek için punta matkabımız var. Dayama olarak bu parçayı kullanıyorum. Arkadan çubuk sürücü ittiği zaman bu parçaya dayayarak bu parçayı kullanıyorum. Üçlük kesme kalemimiz. Bu kalem. Ondan sonra 12'lik raybamız var. İnce paso kalemimiz var. 11.7 matkabımız var. Ve bu gördüğünüzde ters ince paso kalemimiz. Duruş şekline dikkat ederseniz diğeri bu tarafa doğruydu, bu diğer tarafa doğru duruyor. Bunun işte aynaya çarpmaması için bu arka tarafını biraz tıraşladık. Onun haricinde duruş şekli de bu şekilde işlerken de daha net görülecek. Ondan sonra sol diş kalemimiz. Eğer bu normal olsaydı, görüyorsunuz bakın sıkma parçamızı da üst tarafa aldık. Hepsinde alttadır. Bunu da üst tarafa aldık ki yerini bulabilsin. Bu parçamızı kullanacağız. Sol diş için. Ve son olarak da 8'lik matkabımız var. Kullanacağımız takımlar bunlar. En sonunda işledikten sonra parçamız da bu şekilde olacak. İsterseniz işlememizi yapalım. Nasıl olduğunu hep beraber görmüş olalım. Üçlük kesme kalemimizle boşaltma yapıyoruz gerekli yerlerden. Şimdi ince paso kalemimiz geldi. Evet, ters kalemimiz geldi. Tekrardan ince kalemimiz geldi. Sekizlik matkamız geldi. Tekrar punta matkamız. Tamam. Başka bir şey var mı? Tamam.
programına da bir göz atalım istersen. Şimdi parçanın ismini buraya yazdım. Hangi parçadan olduğu, işte ayaktan kaç milim aldı. Buraya kendime göre notları bırakıyorum ki daha sonraki ayarlarda unutmayalım. Bazen yeri geliyor, bir sene geçiyor aynı parça işlememiz için. O yüzden buralarda gördüğünüz gibi notlarımızı tutuyoruz. Şimdi takım 4-3'lük kesme kalemimiz. İlk önce boşaltma yaptığı bölümdü burası. Daha sonra ince pasomuz geliyordu hatırlarsanız. Boşaltmalarımızı yaptık. Daha sonra ters ince paso kalemimiz geldi. Görüyorsunuz hepsinde M3 ile dönüyor. Yani saat yönünde dönüş yapıyor. Boşaltmalarımızı yaptı. Hassas ölçülerimize getirdi. Ve ondan sonra durdu. Burada devir ve suyu durdurduk. Suyu ve deviri durdurduk daha doğrusu. Ondan sonra pozisyonumuzu aldıktan sonra ters diş kateri geldi. Şimdi bu geldikten sonra dikkat edersiniz. Bakın M4 ile yani saat yönünün tersinde devir vererek buraya diş açıyoruz. Daha sonra sadece burada M4 olduğu için yine durdu. Geri kalan işlemlerimiz ince paso geldi. Yine M3 ile dönüyor. Punta matkabıyla puntaladık. 11.7 ile deldik. 8'lik matkapla deldik. Punta ile tekrar bir havşa aldık ağzına. Ondan sonra ne geldi? Raybamız geldi. Raybayla da iç hassas olarak ölçtük ve kestik. Daha sonra da boyumuza getirdik. Dayamamızla da böyle. Şimdi şöyle bir durum var. Bazen bazı ustalarımız benim bu yaptığım işlemi belki başka şekilde düşünebilirler. Daha değişik düşünebilirler. Olabilir, olabilir. Yani bazen programı yapıyoruz. İşlememize devam ediyor. Fakat daha sonradan başka fikirler, daha kısa nasıl olabilir aklımıza geliyor. Düzeltiyoruz. Göremediğimiz bir yeri daha sonradan fark edebiliyoruz. Bunlar olabilir. Normal şeylerdir. O yüzden bazı işlemler, programlar ustaya göre değişebilir. Takım sırasını değiştirir veya işleme sırasını değiştirir. O onun kendi bakış açısına bağlı. O yüzden kimseyi yadırgamamak lazım. Herkesin yaptığı iş neticesinde işlemini görüyorsa bana göre sorun yok demektir. Arkadaşlar işlediğimiz parça bu. Görüyorsunuz dişimiz, deliğimiz de mevcut. Şimdi bunu yaparken ölçülerini ölçtük, normal. Benim ihtiyacım olan. Dişimizi kontrol ediyoruz, gayet normal. Ondan sonra içinde çalışacak pin de budur. Şimdi pimimizi yerleştirdikten sonra bunun çalışma boşluğu şöyle, şırınga ölçüsünde. Yani bunu yaptığım zaman içerisinde ben havanın sıkıştığını hissediyorum. Gayet güzel, boşluğu olmayan bir parça yapmış olduk. İşlememiz bu şekilde. İnşallah beğenerek izlersiniz. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın.